Evet, şu an dünyada eşi benzeri görülmemiş bir işlemci kıtlığı yaşanıyor ve bu nedenle istediğiniz gibi bir bilgisayar sistemi kurmak pek bir zor. Bu videomuzda tüm bu zor şartlara karşın bir sistem hazırlıyor ve kalbine de Intel'in yeni üst segment işlemcisi Core i9-11900K'yı takıyoruz. Herkese merhaba, ben Ercan Uğurlu. Evet, şu an global çapta bir işlemci kıtlığı yaşanıyor ve bu bir süre daha devam edecek ne yazık ki. Benim de bu süre içinde uzun zamandır beklediğim Intel'in yenisi işlemci ailesi sonunda geldi. Core i5-11600K ve Core i9-11900K işlemcileri sonunda elime ulaştı. Aslında bu bir süreden beri bu işlemciler benimle birlikte, ancak koronavirüs salgını karantinaları nedeniyle sonuçları sizlerle paylaşmam biraz gecikti. Bu süreçte tabii ki boş durmadım. Güzel bir sistem topladım. Zaten az önce kutuları gördünüz açılışta. Onları yerleştirdik ve hem her iki işlemcinin hem de sistemin geri kalan üyelerinin testlerini bitirdim, hallettim bu arada. Şimdi de arka arka incelemeleri sizlerle yavaş yavaş paylaşacağım. Şimdi hazırladığım sistemde ne var ne yok az sonra zaten hep birlikte yakından tanıyacağız. Ancak bugünkü incelememizin tabii ki ana konusu kuşkusuz uzun zamandan beri beklediğimiz bu işlemci kıtlığında ilaç gibi gelen ve sistemin kalbini oluşturan Intel Core i9-11900K işlemci olacak. Core i9-11900K serinin en güçlü işlemcisi konumunda, AMD tarafında Ryzen 9 5900X'in karşısına çıkan Core i9-11900K serifinin üzerine pek tabii ki bazı yenilikler getiriyor. Ancak önemli noktalarda da hiç beklenmeyecek zayıflıklar gösteriyor açıkçası. Onlardan da bahsedeceğim size detaylıca. Peki fiyatı ne kadar? Hemen ondan da bahsedeyim. Şu an bu işlemciyi piyasada 5600 TL civarında fiyatla bulabiliyorsunuz. Buna karşılık Ryzen 5900X'in fiyatı ise 6000 TL civarında. Yani aralarında çok az bir fark var. Intel biraz daha fiyat avantajı sunuyor. Söyleyebiliriz bu şekilde. Peki performans olarak bekleneni verebiliyor mu? Asıl cevap aslında biraz burada yatıyor. O halde inceleme teknik tarafla başlayalım. Core i9-11900K Intel'in Rocket Lake S serisinin bir mensubu. Intel'in artık bu işlemcide fabrikasyon sürecini geliştirmesi bekleniyordu. Ancak günün sonunda baktığımızda işlemcinin hala 14 nanometre mimarisine dayandığını görüyoruz. Ki Intel'in bunu yapmasının arkasındaki sebep ise 10 nanometre mimarisinde tasarlanan Cypress Cove adını verdiği yeni çekirdek mimarisinin üretim sıkıntıları yaşaması sebebiyle beraber önceki mimariye port edilmesi, geri taşımak zorunda kalması oluyor. Cypress Cove mikro mimarisi Intel'in Ice Lake mobil işlemcileri tarafından kullanılan Sunny Cove'un bir varyantıydı. Bunun neticesinde ise ilginç bir gelişme yaşanıyor ve önceki nesle göre çekirdek ve izlek sayılarında, evet çekirdek ve izlek sayılarında düşüş karşımıza çıkarken, özellikle tek çekirdek performansında etkili bir artış ve yine serif işlemciye göre IPC, yani döngü başına komutlarda %19'luk bir iyileşme görülüyor. Core i9-11900K 8 fiziksel çekirdek ve 16 izlek sahibi bir işlemci olurken temel çekirdek frekansı 3.50 GHz seviyesinde, maksimum turbo frekansı ise 5.30 GHz frekansında değerinde çalışıyor. İşlemcide bulunan Rocket Lake çekirdekleri mevcut Skylake platformundan türetilmiş Comet Lake çekirdeklerinden önemli ölçüde daha fazla transistör içeriyor ve böylece daha yüksek güç üretebiliyor. O yüzden tek çekirdek performansında yüksek performansa ulaşılabiliyor. Tıpkı elimizdeki Core i9-11900K işlemcisinde dediğim gibi olduğu gibi, yine Core i5-11600K işlemcisinde de tek çekirdek performansı kıyaslama tablolarında Intel'in adını liste başına yazdırmaya başarıyor. Az sonra zaten sonuçlarda da bunu sizlerle beraber göreceğiz. Fakat her ne kadar, şimdi hele oturup doğru konuşmak lazım, çekirdek sayılarındaki düşüş ancak buna karşın performans kazanımı sağlanmışsa da işlemcide, Intel'in yeni platformunun önemli bir zayıflığı var ki bu da yüksek güç tüketimine sahip olması ve daha yüksek sıcaklık seviyelerine ulaşması. Bu da işlemcinin en büyük handikapı oluyor, olarak göze çarpıyor kuşkusuz. Intel'in yeni işlemcileriyle ilgili bilmeniz gereken en önemli yeniliklerden biri ise artık PCI Express 4.0 uyumluluğunun gelmiş olması. Intel'in bu yenilikle beraber sonunda AMD'yi bu tarafta yakalamayı başarmış olduğunu söyleyebiliriz. Bunun anlamı artık bu platformda daha yüksek hızlı SSD'leri kullanabilecek olmanız. Tabii ki burada işlemciyi takacağınız anakartta da bu desteğin bulunması gerektiğini de altını çizelim. Benim kullandığım anakart Asus ROG Maximus 13 Hero'da bu desteğin yer aldığında yeri gelmişken söyleyeyim.
İşlemciyle gelen bir diğer yenilik ise DDR4 3200 MHz belleklerin desteklenmesi ve öte yandan işlemcide dahil olarak Intel Xe grafik biriminin de yer alması oluyor. Böylece bu işlemciyi eğer işte satın aldınız, iş yapmak için satın alıyorsunuz diyelim ve pek fazla oyun oynama gibi düşünceniz yoksa bile grafik performansından selef işlemciye kıyasla daha yüksek kazanım elde edebiliyorsunuz. Yani günün sonunda açıp bir Valorant oynayayım veya işte başka bir oyun oynayayım dediğinizde sizi yalnız bırakmayacak. Onu net olarak söyleyebilirim. Diğer yenilikler arasında ne var başka? Turbo Boost teknolojisine ek olarak ABT yani Adaptive Boost teknolojisinin de bulunduğunu görüyoruz. Böylece işlemci daha yüksek frekanslara çıkmaya çalışıyor. Ancak bunun için yine BIOS'ta ABT desteğinin bulunması da gerekiyor. Evet, genel hatlarıyla Intel Core 7911000K bu şekilde. Şimdi yavaş yavaş testlere doğru geçelim. Ancak elbette geçmeden önce biraz da işlemciye yer verdiğim testimizi tanıyalım. Kutularını gördük fakat bu parçalar neler? Yavaş yavaş onlara birer göz atalım. Önce temelden anakarttan başlayalım. Az önce de söylediğim gibi işlemciyi Asus ROG Maximus 13 Hero üzerine konumlandırdım. LGA1200 soket yapısına sahip ve tabii ki Intel'in Z590 Yonga seti sahibi olan bu anakart 11. nesil Intel Core işlemciler için olduğu gibi 10. nesil Seraph Intel Core işlemciler için de destek veriyor. 90 amper düzeyinde 14+2 faz güç beslemesi, ProCool 2 güç bağlantısı, geniş VRM soğutma blokları ve entegre alüminyum giriş çıkış koruması ile olduğu kadar M2 soğutma blokları ve malzeme kalitesiyle gerçekten de fazlasıyla güzel bir model oluyor. İşlemcinin en önemli yeniliklerinden olan PCI Express 4.0 desteğinin de bulunduran kart 8211AX standardının dahili Wi-Fi 6 desteğine sahip ve yanında beraberinde bu güzel anteniyle beraber geliyor. Öte yandan eğer kablo olarak bağlanacaksanız çift Intel 2.5 Gigabit Ethernet portu da bulundurmasıyla oldukça göz dolduruyor. Arka tarafta hepsini zaten bir arada görebiliyorsunuz. Geniş bir bağlantı desteği mevcut anakartta. Bu işlemci özellikle uzun oyun seanslarına ve eğer hava soğutma bir fan ile kullanmayı düşünüyorsanız o zaman yüksek sıcaklıklara alışsanız iyi olur. O nedenle bu işlemciyi seçeceksiniz. İyi bir fan ihtiyacınız olacak. Hava soğutmalı bir fan yerine sıvı soğutmalı bir CPU soğutucusunu tavsiye ederim ki ben de bu sistemde XPG Levante 240'ı kullandım. Hatta bunun 360 mm'lik 3 fanlı olanını tercih ederseniz eğer daha etkili bir soğutma sağlayabilirsiniz. Bu fanın RGB ışıklandırmaları da var elbette. Hatta RGB kablolarla beraber destekleyerek de ortaya gayet hoş bir görüntü çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bu sistemde bellek olarak da tercihim XPG'den yana oldu ve Spectrix D50 3600 MHz 2 adet 8 GB'dan oluşan 16 GB'lık kiti tercih ettim. Elbette kapasiteyi arttırarak bellek bloklarını dörtlemeniz daha yüksek performans elde etmenizi sağlayacaktır. Ekran kartına geldiğimizde Asus TUF Gaming RTX 3060 OC 12 GB'lık modelini tercih ettim. Özellikle yeni nesille fiyat performans tarafında önemli bir model olan RTX 3060. Elbette kripto para madencilerinden bir fırsat kalırsa bulabilirseniz güzel ekran kartı doğrusu. Yakın incelemesini sizlerle detaylı olarak paylaşacağım. Testleri tamam, her şey bitti. Bir diğer bileşenimiz ise XPG Pylon güç kaynağı olurken kasa olarak da gördüğünüz gibi beyaz renkli modeliyle XPG Invader'ı kullandım. Beyaz rengiler ne kadar güzel görünse de aslında bu kasa elimdeki sistem için sizin de zaten görebileceğiniz gibi pek ideal değil. Çünkü ekran kartının geniş olması soğutucuyu kasadaki boşluğa normal olması gereken yerine takmama mani olduğu için yukarı konumlandırmak durumunda kaldım. Fakat burada da aslında RAM'lere erişimi engelliyor. RAM'leri buradan blokluyor. O anlamda buna uygun bir kasa değil. Daha kompakt sistemler için uygun ölçüde bir kasa oluyor XPG Invader. Bu ek bilgiyi verdikten sonra şimdi monitöre bakalım. Monitör olarak Asus'un dünyanın en hızlı oyuncu monitörü olan 360 Hz'lik ROG Swift PG259QN modelini tercih ettim. Birkaç gün sonra zaten onun da detaylı incelemesini sizlerle ayrı olarak paylaşacağım. Monitör bu kadar hızlı olunca ona uygun olsun diye biraz da klavyeyi de bildiğimiz tüm klavyeleri unutturacak Razer Huntsman V2 analog olarak belirledim. Oyun konsollarından aşina olduğumuz gamepad analog kullanımını klavyeye getiren Razer Huntsman V2 analogun da incelemesini ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım. Ona ekürü olarak da yine en hızlı oyuncu farelerinden biri olan şöyle göstereyim Razer Viper 8K Hz'i kullandım. Bu fare hızlı, rekabetçi oyunlar için özel olarak geliştirilmişken ona rakip olarak bir diğer fare ise şöyle göstereyim onu da Asus ROG Keras Wireless'ta bu süreçte kullandığım farelerden biri oldu. İkisi de gerçekten başarılı. Eğer varsa
tercihin böyle bir fare almak gibi bir isteğiniz varsa bu iki modele bu anlamda bakabilirsiniz. Gerçekten rekabetçi ürünler olmuş. Evet, sistemimizi yakından tanıdık. Şimdi hız kaybetmeden testlere ve karşılaştırma tablolarına geçelim yavaş yavaş. Test sonuçlarında Intel Core i9-11900K'nın rakibi AMD Ryzen 5900X karşısındaki performansını ve diğer işlemcilerin sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. İlk olarak bunlardan tabii ki güç tüketimiyle başlayalım. Intel Core i9-11900K üst limitlerde çok güç tüketen bir işlemci. Ağır iş yükleri altında özellikle Blender gibi uygulamalarda 200 Watt civarında güç tüketiyor. Elimdeki Maximus 13 Hero'nun varsayılan olarak etkinleştirdiği multi-core geliştirmeyi kapatmazsanız eğer bu güç tüketimi 230 Watt'lara kadar ulaşabiliyor ki bu da pek çok modern ekran kartının kullanacağından daha fazlası anlamına geliyor. O anlamda baktığınızda bu işlemci bayağı güç çekiyor arkadaşlar. Bunu bilmeniz oldukça önemli. Elbette güç tüketimi bu denli yüksek olduğunda sıcaklıklar da önemli ölçüde artabiliyor. Boştayken serin çalıştığında söyleyeyim ama işlemcinin fakat yük altında ise selefine göre daha fazla ısınıyor. Tüm stok ayarlarda Core i9-11900K, selef model Core i9-10900K'nın aynı koşullar altında ulaştığı 76 derecelik ısısının üzerinden önemli bir sıçramada bulunarak 82 dereceye ulaşıyor. Bu anlamda bu işlemci için hafif bir soğutucudan ziyade en az benim kullandığım gibi 240 watt milimetrelik bir sıvı soğutmalı bir fanı tercih etmenizi öneriyorum. Ancak tabloda baktığımızda Ryzen 9 5900X'in ve 5800X'in de daha az ısınmadığını da görmek mümkün. Evet, ısı ve güçten sonra performans testlerine yavaş yavaş gelelim ve perdeyi Geekbench testini açalım. Geekbench 5 ile açalım. Tek çekerek sonuçlarına baktığımızda az önce de söylediğim gibi sınıfı için oldukça yüksek bir performans üretini görüyoruz Intel Core 11900K'nın. Hatta tek çekerek skorunda kardeşi Core i5-11600K ile beraber double yaptıklarını görüyoruz. Ryzen 9 5900X ise ilk iki sırada yer alan mavi takımı 3. sıradan takip ediyor. Fakat iş çoklu çekirdek performansına geldiğinde işler biraz tersine dönüyor ve Core i9-11900K 3. sıraya geriliyor ve burada ilginç olan selef işlemci Core i9-10900K'nın da gerisinde düşmesi. Cinebench R23 testlerine baktığımızda da burada benzer bir tablo görüyoruz. Tek çekirdek sonucunda yine zirvede yer alan Core i9-11900K çoklu çekirdek performansında ise ancak 4. sırada kendine yer bulabiliyor. Şimdi buraya kadar sonuçlara baktığımızda aslında Core i9-11900K'nın iyi bir işlemci olduğunu görüyoruz. Hemen hemen tüm testlerimizde ya selef modele göre daha yüksek performans sergiliyor gibi duruyor ya da rakibiyle kıyasıya bir mücadele ortaya koyuyor. Oyun oynamak için, öte yandan içerik oluşturmak için ve yoğun masaüstü kullanımları için kesinlikle etkili bir işlemci olduğunu söylemek lazım. Peki halihazırda 10. nesil bir işlemci sahibi olanların ya da Ryzen yerine terfi edilmesi gereken bir işlemci mi? İşte bu noktada cidden düşündürücü. Çünkü özellikle sırasıyla şimdi bakmaya devam edecek olursak Blender test sonuçlarına geldiğimizde Ryzen 9 5900X'in ciddi şekilde gerisinde kaldığını görüyoruz. Ve arada çok az fiyat farkı olduğunu söylemiştim. Burada ayrıca yine listede 10. nesil Intel 10900K'nın da gerisinde kaldığının da altını çizmek gerekiyor. Hatta 3D Mark Time Spy CPU testine geldiğimizde burada da yine 10900K'nın gerisinde kaldığını belirtelim. Öte yandan Project Adobe Premiere karşılaştırmasına baktığımızda tablo daha yavaş olduğunu görüyoruz. Photoshop'ta ise çok az daha hızlı durumda. Buradan da özellikle iş platformu yaratmak için iyi bir işlemci arayanların ibreyi Ryzen 9 5900X'e doğru yönlenmesinin daha iyi olabileceği sonucu ortaya çıkıyor aslında. Aslında acı olan taraf şu. Testleri daha detaylı incelerseniz göreceksiniz zaten yer yer AMD Ryzen 7 5800X'ten de daha düşük sonuç aldığını göreceksiniz ki bu işlemci 11900K'dan çok daha ucuz durumda. İşte bu anlamda dediğim gibi bir hayli düşündürücü bir işlemci olmuş Core i9-11900K. Oyun tarafına geldiğimizde ise iş yükünün olabildiğince büyük bir kısmını işlemciye aktarabilmek için düşük ayarlarda test ettim. Ve 3D Mark hem Total War hem işte Total War Three Kingdoms hem de Metro Exodus'ta 5900X ile neredeyse aynı sonucu ürettiğini gördük. Elbette elimde RTX 3060 ekran kartı vardı söyledim. Onunla da AAA oyunları değerlendirmeden durmadım ve kullandığım süre içinde
Death Stranding'de 200 FPS, Cyberpunk 2077'de ise 120 FPS civarında performans aldım yüksek ayarlarda. İşlemcinin ısısı da bu oyunlarda sıvı soğutma sistemiyle, kullandığım sıvı soğutma sistemiyle 50 ile 60 dereceler arasında seyretti. Bu anlamda sıvı soğutmanın bu işlemcinin önemli olduğunu altını tekrar çizmek lazım. Evet, incelemenin sonuna geldik. Peki sonuç olarak ne söyleyebiliriz? Eğer Intel'den bugüne kadar hiç vazgeçmediyseniz bu işlemci sizin için doğru seçenek olacaktır. Ya da hızlaştırma yapmayı düşünüyorsanız yine Intel işlemciler bu alanda en kolay seçeneği sunan işlemciler oluyor diyebiliriz. Bu noktada da Core i9-11900K tercih edilebilir. Ancak üst çizgide en iyi fiyat performans oranını yakalamak istiyorsanız bu işlemci iyi bir seçenek olmayacak. Bu noktada daha çok daha ucuz Ryzen 5800X ya da çok az daha pahalı olan Ryzen 9 5900X daha doğru bir seçim olacaktır diyebilirim net bir şekilde. Eğer elinizde Core i9-9900K varsa arada da fark var tabii ki ama o kadar o kadar çok yüksek performans farkı da görünmüyor. Ancak yine de iyice düşünmeden hani satın almadan önce terfi etmeden önce iyice düşünmek gerekiyor. Özellikle oyun tarafında çok büyük fark göremeyeceksiniz onu söyleyeyim. Eğer 10. nesil bir işlemci kullanıyorsanız ise burada da büyük performans farkı bulunmadığını zaten birlikte tablolarda gördük. Üzerine hatta yer yer öne bile geçiyor Core 10900K. Şimdi tüm bunların üzerine iyi de bir sıvıtma soğutma gerektirdiğini ve yük altındaki güç tüketiminin de 10900K'dan ileri gidemediğini eklediğimizde Intel elini bir hayli zora sokmuş demek mümkün. O anlamda pek de parlak görünmüyor diyebiliriz Core i11900K için. Ama 11600K i5 işlemci çok gerçekten iyi performans gösteriyor, onu söyleyeyim. Fiyat performans dengesi değil. Evet, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer sorularınız varsa muhakkak yazın, cevaplamaya çalışacağım. Kanala abone olarak da destek olabilirsiniz diyelim ve artık incelemeyi burada noktalayalım. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.